Çok kıymetli dostlarım, sevgili İstanbullular. Bugün İstanbul'un Kadir Ağabeyisi, bir İstanbul beyefendisini uğurlamak için bir araya geldik. 5 yıl Beyoğlu Belediyesi'nde ve 13 yıl bu Büyükşehir Belediye'mizde medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için bir araya geldik. Öncelikle mekanı cennet olsun, derecesi âli olsun diyoruz. Kederli ailesine, sevenlerine, tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Değerli dostlar, ömür dediğimiz nedir ki? Cenab-ı Allah hepimize sayılı nefes vermiş. Doğduğumuzdaki ilk nefes ve nihayetindeki verdiğimiz son nefes. Her ikisi arasındaki sayılı nefesler sadece ve sadece son nefesle birlikte, evet, gerçek uyanış, gerçek dirilişe kavuşmak için. Hepimiz bu sonlu dünyada sonsuz hayatı satın almak için geldik. Hepimiz aynı milletin evlatlarıyız. Kardeşiz. İnanıyoruz. Yaptığımız her türlü fiil, söylediğimiz her söz, her şeyimiz İlahi kamerada kayıt altında. Değerli dostlarım, bir hoş seda bırakarak bu sonlu hayattan ayrılabilmek herkese nasip olsun diyorum. Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zamanda, iyi günde, zor günde, dar günde, kolay günde hep cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır. Ayrımcılık nedir bilmeden hadim olma şerefiyle 2 günü 1 olmadan hareket etmiştir. Hizmet etmiştir. Onun tebessümü hep içimizi ısıtmıştır. Ve onu gerçekten İstanbul'a Beyoğlu'ndan başlayan hizmet yolculuğu büyük şehrimizle beraber bütün İstanbul'umuzdaki eserleri hep yaşayacak, hayırla yad edilecek ve hiç aklımızdan çıkmayacak ve unutmayacağız. Bizler gönlümüzden geldiğince söylüyoruz ki hakkımızı helal et Kadir ağabey diyoruz. İnşallah o da hakkını şehrine, hemşehrilerine helal etmiştir diyoruz. Ben kendisiyle çalışma fırsatı bulamadım. Ama benden önceki meslektaşlarım ve bu şehre atanmış, seçilmiş ve bir aile ortamında
hizmet etmeyi hep ondan gördüklerini anlatan arkadaşlarımızın menkıbelerini dinledim. Ama burada sizlerle beraber arkasından hayırla yad etme imkanına kavuştum. Değerli dostlarım, ben bütün şehrimize, ülkemize başsağlığı diliyorum. Öncelikle kederli ailesine, tüm akrabalarına, dostlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Onun hizmeti esnasında mesai arkadaşlığını paylaşan, onunla bu şehre hizmet etme şerefine nail olan, ismini bildiğimiz, bilmediğimiz bütün dostlarıma yürekten başsağlığı diliyorum. Tekrar Kadir ağabeyimiz, mekanın cennet, derecen âli olsun. Başımız sağ olsun efendim. Saygıdeğer valim, valilerim, saygıdeğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekillerim, siyasi partilerimizin grup başkan vekilleri, saygıdeğer hanımefendi, saygıdeğer ailenin diğer mensupları, evlatları, saygıdeğer dostlar, insanın hayatında unutamadığı anlar vardır. İnsanın hayatında unutamadığı kişiler vardır. Hayatınızda iz bırakanlar vardır. Hayatınızda izini sürdüğünüz insanlar vardır. Bugün rahmet-i rahmana uğurlayacağımız Kadir abimiz bizim açımızdan sadece bir büyükşehir belediye başkanı olarak değil, şöyle bir hesap ettim, yaklaşık 35 yıldır kendisiyle bizzat tanıştığım ve hayatımızın her anında bir şekilde hayatımızın kesiştiği, zor zamanlarda zorlukları paylaştığımız, sevinçli zamanlarda da sevinci paylaştığımız ve aynı duygularla aynı istikameti yürümenin heyecanıyla uzun süren bir yolculuğun yol ve dava arkadaşlığında şahitlik yaptığımız bir büyüğümüzdür. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir veciz ifadesinde ifade ettiği gibi, bir insana şahitlik etmek istiyorsanız ya da bir insana, bir insanla ilgili hüküm vermek istiyorsanız iki şeyi yaptınız mı diye sorun der. Bir tanesi ticaret yaptınız mı, bir tanesi yolculuk yaptınız mı? Biz Kadir abiyle çok yolculuk yaptık. Hem fiilen yolculuk yaptık, hem de uzun süren bir dava arkadaşlığı ve siyasette birlikte mücadele ettik. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu sözünden de yola çıkarak diyorum ki, Kadir abi, biz seninle güzel yolculuk yaptık. Biz senin iyi ve güzel insan olduğuna şahitlik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizim şahitliğimizi kabul eylesin. Ve çıkmış olduğun bu yol senin için hayırlı olsun. Menzilin mübarek olsun. Cenab-ı Hak seni cennetinde misafir eylesin. Dünyada iz bırakırsınız. Bıraktığınız izler hayır olarak sizinle beraber devam eder. İstanbul'un hangi köşesine bakarsanız bakın, sağınıza baktığınızda Kadir abinin izini, soluna baktığınızda Kadir abinin izini göreceksiniz. Ben inanıyorum ki o İstanbul'da o izi gören İstanbullular her daim dualarıyla Kadir abiye eşlik edecekler. Hani peygamberimiz buyurmadı mı? Üç insan vardır ki öldüğünde amel defteri kapanmaz. Bunlardan bir tanesi güzel evlat yetiştirenler, bir tanesi talebe yetiştirenler, bir tanesi de hayırlı işler bırakanlar. Yani millete hizmet eden, milletin işine, milletin hayatına kolaylık sağlayan eserler bırakanların da amel defteri kapanmaz ve devam eder. Ben inanıyorum ki Kadir abi, bu bıraktığın izler, bu bıraktığın hizmetler, bu bıraktığın eserler ta ki cennete kadar sana yolculuk edecek ve cennette ve mahşerde sana şahitlik edecek. Biz sana şahitlik ediyoruz ki, Rabbim şahitliğimizi kabul etsin. Biz sana şahitlik ediyoruz ki, sen iyi insandın, güzel insandın, yolun açık olsun, yolun ve menzilin mübarek olsun,
makamın cennet olsun diyor. Başta saygıdeğer hanımefendi olmak üzere bütün evladına, bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Bütün İstanbullulara başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize, bütün milletimize başsağlığı diliyor. Rabbim mekanını cennet eylesin diyorum. Biz ondan razıydık. Allah da ondan razı olsun. Biz ona şahidiz ki güzel insandı. Rabbim de şahitliğimizi kabul eylesin diyor. Hepimize başsağlığı diliyorum. Sayın Başkanım, değerli çalışma arkadaşlarım ve sevgili İstanbullular, bugün geçtiğimiz dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, daha öncesinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapmış Sayın merhum Kadir Topbaş'ın cenaze töreninde bir aradayız. Ben kendisiyle geçtiğimiz dönem, yani 7. dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olarak, rakip partinin belediye meclisi üyesi olarak mesai yapma şerefine nail olmuştum. Tabii iktidar meclis üyesi olmamanın getirdiği nedenlerle yakın bir çalışma ilişkimiz kendisiyle olmamıştı. Ama zaman zaman bir araya geldiğimiz ortamlar, birebir birbirimizle muhatap olduğumuz ortamlar olmuştu. Bu süre içerisinde merhum Kadir abimizi saygıdeğer bir İstanbul beyefendisi, sorumluluklarına sahip çıkmaya çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gözlemleme fırsatı buldum. Kendisi bugün siyasette yaygın olan oldukça geniş bir yaygınlıkta bulunan olumsuz söylemlerin uzağında bir isimdi. Bu nedenle biz her ne kadar kendisine karşı muhalefette olsak da, bazı politikalarına karşı muhalefette olsak da saygıda kusur etmemeye çok özen gösterirdik. Umarım gerçekten de bir saygısızlığımız olmamıştır. Kendisinden de her zaman saygı gördük. Bugün burada kendisini uğurlarken gerçekten büyük üzüntü duyguları içerisindeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bütün camiamız kendisini sevgiyle, saygıyla anacaktır. Yaptıkları, Sayın Kadir Topbaş'ın yaptıkları ortadadır. Biz bugün iktidar partisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Kadir Topbaş'ın, Kadir abimizin yaptıklarının üzerine bir şeyler koyma gayreti içerisindeyiz. Kendimizden sonra da bir gün biz de bu şekilde musalla taşında olacağız. Bizden de Kadir abi gibi olumlu duygularla söz edilmesi inancı ve düşüncesi içerisindeyiz. Bu duygularımı sizlerle paylaşma ihtiyacını özellikle duyuyorum. İnsanlar yaptıklarıyla hayatlarındaki bütün tartışmalar, değerlendirmeler, eleştiriler hepsi geride kalıyor. Yaptıklarıyla, insan ilişkileriyle, sosyal ilişkileriyle, kazandırdıkları eserlerle anılıyor. Kadir abimiz de mutlaka bu şekilde anılacaktır ve inanıyorum ki olumlu bir şekilde de anılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, Allah yerinde dinlendirsin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her zaman sizin yanınızda olacaktır. Eşinizin, babanızın yaptıklarını asla unutmayacak ve bu konuda gereken saygıyı size göstermeye devam edecektir. Aziz İstanbulluların da başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer katılımcılar, çok kıymetli Topbaş ailesi, hanımefendi ve tüm aile fertlerini saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii kentimizin, dünyanın bu güzel kentinin çok değerli bir insanı uğurlamasına hep beraber şahitlik ediyoruz. İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek gerçekten büyük bir onurdur. Herkese de nasip olmaz. Ne yazık ki COVID-19 tedavisinin ardından, mücadele ettiği hastalık ardından kaybettiğimiz Kadir Topbaş Beyefendi'yi hep beraber uğurlayacağız.
az önce bahsettiğim onuru çok kıymetli Kadir Topbaş tam 4 kez yaşamıştır. Birisi Beyoğlu Belediye Başkanlığı, üçü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaşamıştır. Bu özelliğiyle gerçekten hem İstanbul'un hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir çok kıymetli Kadir Topbaş Beyefendi. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır. Bunda hiçbir kuşku da yoktur. Kadir Topbaş gerçekten İstanbul'a yaptığı hizmetlerin bir ifadesi olarak bu teveccühü görmüştür. Elbette bizler ve eminim ki bütün İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu fertleri kendisini her zaman şükranlanacaktır. Kadir Topbaş Beyefendi tam da az önce bütün konuşmacıların da ifade ettiği gibi Kadir abi kimliğiyle siyasette de bambaşka bir ifade biçimine ve davranış biçimine sahip bir beyefendiydi. Her zaman süreçleri medeni ve saygıyla yürütmüştür. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir. Açıkçası ben de 2019 yerel seçimleri öncesinde kendisiyle buluşmamda yaptığım uzun sohbette gayet yaklaşımı itibariyle bütün bu karakterin nezih bir biçimde ortaya koymuştur. Ve kendisiyle gerçekten o kısa zaman diliminde bile çok yararlı, faydalı, bu kentin sürecine katkı sunacak istişarelerde bulundum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadim bir kurumdur, tarihi bir kurumdur, önemli ve kurumsal bir geleneğe de sahiptir. Bu anlamda da çok büyük ve güzel bir aile olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Dolayısıyla Kadir Topbaş Beyefendi her zaman bu kadim kurumda çok güzel duygularla hak ettiği saygıyı görecek ve her zaman saygıyla, şükranla anılacaktır. Böylesi bir geçmişe, böylesi bir kaliteye ve kimliğe sahip olması elbette başta hanımefendi eşi olmak üzere bütün evlatları ve bütün ailesi olarak da gurur vesilesidir. Bunu hissediyorum. Bu bağlamda yakınlarına, sevenlerine, burada bulunan bulunmayan bütün dostlarına, hemşerilerine başsağlığı diliyorum. İstanbul'a bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. 20 yıl hizmet etmiştir, Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Umarım güzel duygularıyla bizlerle vedalaşmıştır. Kendisini saygıyla, minnetle hepinizin huzurunda bir kez daha anmayı bir borç biliyorum. Allah rahmet eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ellezî kâle fî kitâbih كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم روحي için Allah rızası için El Fatiha. Biraz daha uzağa.
yerden bir iki adım geri çıkarsak ön tarafta saf düzenini sağlamış olacağız. Mümkün olduğunca birbirimize...